YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Prime Video'da 21 Nisan'da başlayacak Dead Ringers mini dizisine dair görüşlerimi paylaşıyorum. Oh, I'm David Cronenberg'in e, özellikle Doppelganger, e, Body Horror gelimi klasiği olarak anılan e, filmi daha ziyade jinekolog bir e, erkek karakterin e, üzerine gider ve yani tipik bir böyle bilimsel deney, e, kült karakteridir Jeremy Aynısı karakteri orada ve e, özellikle oradan da e, zaten böyle dingi bir yapan hiç Hitchcockvari bir yapıyla çekmiştir David Cronenberg o filmi. Yani çok böyle ee, ...şey anlamda hani fantastik ve metafizik anlamında çok iler tanımları, e, uç tanımlara giden David Cronenberg filmlerinden değildir. E, ile öne çıkan David Cronenberg filmlerindendir. E, 1988'deki e, o filmin üzerinden yani 30 seneden fazla geçmişken e, özellikle burada e, Barry Wood'un e, Twins romanından e, bu kez bir Prime Video dizisi izliyoruz. ve özellikle bu Prime Video dizisinde şey... Rachel Weisz, Jeremy Irons'ı yerine geçiyor ve Me Too döneminden bir dizi bu kesinlikle. O bir gerçek. Ve özellikle yani Sean Durkin zaten çok böyle sağlam Amerikan bağımsız sinemasının belli ekol üzerinden giden yönetmenlerinden biri. Yani özellikle işte çalış, beraber çalıştığı yönetmenler var özellikle ve o şeyde böyle dingin yapıyı kalkındıran filmleriyle dikkat çekici bir yönetmenlik geleneği barındırır. Yani Sean Durkin her zaman ve Antonio Campos ve Josh Mott'la beraber de bir geleneğin bir ekolü sözünü vermişlerdi. Burada özellikle yani 2023 tarihli şey e, Dead Ringles yinelemesinde böyle dönem döneme ayak uyduran enerjik queer ve feminist bir Dead Ringers film şeyi eseri çıkmış ortaya. Ya yani altı bölümde özellikle yani yani bir saat civarı bölümler 50 60 dakika arası ama yani özellikle Sean çektiği iki 3 bölüm var onun haricindeki bölümler hani biraz tartışmalı tabii ama özellikle ilk iki bölüm ve son bölüm e, Lauren Wolkstein ile beraber çektikleri gerçekten cezbedici. sarhoş edici ve hissiyat bırakıyor. Özellikle yani feminist body horror filmlerinde şeyden yeni Fransız aşırılığından David Cronenberg'i Titan'ın yönetmeni Julia Duc Ducorno Silas Zellowicz zorlarken yani gerçekten de Sean Durkin, David Cronenberg'in e formda o meydan okuyan bir şekilde burada müthiş bir yine şey yeniden çevirme imza atmış. Ve özellikle de burada şeyinde Alice Birch'ün şeyi de senaryosu da dikkat çekici. Özellikle yani Britanyalı e, oyun yazarı özellikle burada çok sağlam bir metin yazmış ve e, Lady Macbeth'in zaten yazarıydı. Mothering Sunday ve The Wonder'ın yazarı. E, o da böyle ilginç bir tat katıyor. Onun e, şeyleri Ecivize'a bir araya gelmesine, eee Sean büyük destek vermiş. Yani 3. bölümde zaten Kanadalı Karen Evans da e, memuriyete destek veriyor. Karin Kusama 5. bölümde <laughs> o da fena değil. E, özellikle Alice Burge'ın hani 2 iki, 2.2 e, iki, iki eserde e, damga vurması böyle İngiltere kırsalında geçen bir böyle e, şey hikayesi yani jinekolog hikayesini e, işin içinden böyle hamilelikte işte eşcinsel kuyir e, ilişki de geçebilen böyle bambaşka bir seviyeye taşıdığını görüyoruz yani e, cinsellik açısından daha sınırları zorlamış yani David Trollenberg o ilk uyarlamasında e, çok o kadar sınırları zorlamamıştı ama bu Me Too sonrası dönemden böyle neviş aslında münasır bir uyarlama olmuş gerçekten yani ee, sınırları zorlama olana bulmuş Sean Durkin. Ee, ve diğer e, yönetmenler buradaki. Yani Prime Video'nun eseri gerçekten yani Megan Harrison'ın e, yapımcılığıyla e, gerçekten de başka bir seviyeye gelmiş. Yani çok heyecan verici. Kalp atışlarını hızlandıran bir e, doppelganger filmi olmuş, şey olmuş, dizisi olmuş ve Derek Sian Frans'ın I Know This Much Is True ile kardeşlik ilişkisi kuruyor. Sağlam bir HBO için yapılmış bir e, şeydi dizi gerçekten sağlam bir diziydi o da. E o anlamda da yani Dead Ringers böyle e, taze bir e, şey çiftli gezer yorumu olarak alınabilir. Yani sinematografisinden kurgusuna, müziğinden Sanat yönetimine yani müthiş bir emekle karşımıza çıkarılıyor gerçekten de. E bu açıdan da değerini e, uzun süre hatıralarda e, kaldıracak. Özellikle Cronenberg'in hani geçen sene Crimes of the Future. Yani bir çeşit böyle serbest bir yeniden çevrimde ilk yaptığı filmlerden biriydi. O bağımsız ruhuyla başarılı bir şekilde. E, ama bu geçen sene yaptığında yani ruhunu kaybettiğini e kontrolden çıktığını göstermişti David Cronenberg. Bu anlamda David Cronenberg'in kendi yaptığı yeniden de cevap niteliğinde gelen bir Me Too, e, taze Me Too güncellemesi. Ya bu açıdan da Rachel Weisz'le yakışmış yani buradaki diğer e, kadroda yakışmış yani Jodie Lily'e zaten genelde e, Sean Durkin, işte Anthony, Antonio Campos gibi isimlerde çalışan e, müthiş ve özgün bir görüntü yönetmeni. Burada da e, show yapmış adeta. E, bu açıdan da e, belli bir e, şeyin teknik de sözünü veriyor. Yani arada bir iki bölüm biraz daha kısalttı bilirmiş hissiyatı bıraksa da yani altı bölümde e, fişek gibi bir e, David Cronenberg yinelemesine imza atılmış. Yani gerçekten de e, heyecan verici. Yani yeniden çevrim bu. ya yani Me Too dönemine uyuyor. Yani Rachel Weisz'da Jeremy Irons'ın tam e, şeyi olmuş. Yani ruhunu kalkındıran bir şekilde yapılmış ve yani özellikle de yani anapurna zaten hani genelde Megan Ellison'da bilinen bir şirket olsa da yani özellikle şeyde de, hani dizilerde de başarılı olabileceklerini gösteriyor. Yani Hörü falan yapan şirketti. If Beale Street Could Talk gibi eserleri. burada da özellikle bu anlamda dikkat çekici bir şeyler yapabileceklerini kanıtlıyorlar. Eee Megan Ellison ve bu açıdan da ee, sağlam yapılmış bir e, MiTu e, şeyi güncellemesi Dead Ringers'ın. Art deliyle başlayan bir doppelganger filmleri geleneği var. E, Ona kendine özgü bir ekleme yapıyor. Ee, benim Dead Ringers'a puanım üzerinden 7.6 sizin Dead Ringers'a puanınız kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.